Değerli izleyenler, hafta sonu haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saat diliminde de yine haberlerimizde haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi dönüp bakalım Ali Morca sokaklarda nerede, neler yapıyor? Hemen onunla iletişime geçelim. Ali Morca, bizi duyuyor musun? Anlat bize, nerelerdesin? Şu anda yoğun bir trafik görüyoruz. Bir cumartesi gecesinde, yoğun bir gece, yine çileli bir trafik görüntüsü söz konusu. Araçlar ilerleyemiyor neredeyse. Burası Beşiktaş, Beşiktaş merkez gördüğünüz gibi. Havada güzel olunca, yağmurda olmayınca insanlar sokaklarda, otobüsler, araçlar, trafik yoğunluğu söz konusu. Yağmur biraz önce yağmıştı. Şimdi Ali Morca'dan dinliyoruz. Evet, Ali, duyuyoruz seni. Neler anlatacaksın? Yoğun olduğu için eğlence sektörü de çok fazla kalabalık. Görmüş olduğunuz gibi trafik de çok yoğun. Evet, Gizem Hanım, ilk yayınımız olduğu için şu an ses konusunda bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz ama kusura bakmasınlar, şu an biz seni duyuyoruz, anlatabilirsin. Nasıl gittin oraya? Yoğun bir trafik var. Evet, yoğun bir trafik var. Evet Gizem Hanım, görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir insan kalabalığı var. Evet. İnsan. Evet. Nereye doğru gidiyorsun şu anda? Anlat bize. Biz seni görüyoruz. İnsanlar da tabii bakıyorlar, biz şu anda neredeyiz, nereye çıkıyoruz diye. Flash TV ekranlarındalar onlar da. Otobüsler, yoğun bir trafik, evet. Yoğun kalabalık, hava güzel. Tam aksine birazdan yağmur atıştırıyor. Birazdan yağmur yağacak, öyle gözüküyor. Hava kapalı Beşiktaş'ta. Başka semtleri bilmiyorum ama burada hava kapalı, biraz yağmur çiseliyor gibi. Evet, biz havanın biraz güzel olduğunu aslında görüyoruz buradan ama herhalde diyorsun ki hava kapalı, birazdan yağmur gelecek. Yağmur bekliyoruz yani, öyle mi söylüyorsun Ali Morca? Evet, şemsiye almadan dışarı çıkmasınlar. Evet, Ali Morca görevde sayın seyirciler. Hem yürüyor hem konuşuyor. Kendisiyle anlaşmak gerçekten çok zordur. Günlük hayatta da böyle. Bu yoğun kalabalıkta. Evet, bir konser görüyorum sanki orada, değil mi? Konser biliyor sayın seyirciler Ali Morca. Nerede enteresan bir şey var, video buluyor. Cumartesi akşamında evden çıkamayanların gözü aydın. İşte o yetenekli gençler sokaklarda, Beşiktaş meydanda şu anda konser veriyorlar. Evinizden çıkamıyorsanız, yorgunsanız bir cumartesi akşamında konser dinleyebilirsiniz. Ali Morca'nın kamerasından izliyoruz şu anda. Ali Morca hep sürprizlerle doldu. Zaten hayatta da, gerçek hayatta da böyledir. Ekranda da gördüğünüz gibi yine bir sürprizle karşınızda çıktı bu konser. Tabii evden çıkamayanlar, haftanın yorgunluğunda çıkmaya yetenekler için de güzel bir konser oldu. Biz de stüdyomuzdan alkışlıyoruz. Trafiğe çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi trafikte de yoğunluk devam ediyor. Beşiktaş'ta. Evet, Ali Morca yine aramızda, konsere kıskandı, yayını kesti. Gerçi yürümeye de devam ediyor bir yandan. Ali, bize söyleyeceklerin var mı? Olarak neler söyleyeceksin? Buradan nereye gideceksin? Motorla mı geldin oraya? Anlat biraz bize. Aslında burası İstanbul'un en fazla göz bebeklerinden bir tanesi. Beşiktaş. İnsan kokuyor, insan kalabalık, inanılmaz yoğun. İşte otobüslerin insanlar evlerine yetişmeye çalışıyorlar. İşten çıkanlar evlerine yetişmeye çalışıyorlar. Yer bulabilirlerse otobüslerde. Otobüsler gerçekten çok yoğun. Duraklarda insanlar de ne çok kalabalık, belli olmaz görmüş olduğunuz gibi. Sen de anlatıyor bize. Ulaşımda biraz sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Genel olarak, evet. İstanbul'da. İstanbul nüfusu çok arttı.
Bu nedenden dolayı toplu taşıma araçları sıkıntı yaşamakta, görmüş olduğunuz gibi. Hadi bin otobüse. Rejiden de yine senin otobüse binmen konusunda bir istek var. İstersen bir bin bakalım neler oluyor. Canlı canlı görelim. Hatta Rejidekilerin şöyle bir yorumu da oldu. Ben aktarmak istiyorum. Otobüse binsin, şimdi, biraz evet. Uzaklaşsın. Uzak kalalım biraz diyorlar ama ne dersin? Evet, binelim otobüsü rica edelim. Şöyle, evet, biniyor. Bir durak gidebilir miyiz? Yayındayız. Ali Morca evet. Otobüse binecek. Evet, bizi alıyor otobüsçi arkadaşımız sağ olsun. Otobüse bindik şu an canlı yayında. Canlı yayında Ali Morca otobüse yolculuk yapıyor. Şoförü de görelim. Evet, şu an otobüsteyiz. Beşiktaş'ın kalabalığını görüyorsunuz. Evet, Flash TV'den Ali Morca'nın kamerası. Şoförü de görelim, kendisine bir selam verelim. Evet, ancak kırmızı bir ışık durdurabilirdi herhalde Ali Morca'yı da. Ali Morca yine görevde, yollara çıktı bizler için. Şöyle yolcuları da görelim, yüzler nasıl, maskeler takılıyor mu, önlemler alınıyor mu, neler söylersin? Otobüste önlemler alınıyor mu şu anda? Ali Morca bizi duyuyor musun? Şöyle kaptan kardeşimizi de göstereyim. Şu an Flash TV'desiniz. İyi akşamlar, iyi görevler. Görmüş teşekkür olduğunuz gibi el sallayabilirsiniz. Evet. Flash TV canlı canlı otobüs evet. Yolculuğuna şahit oluyor. İnsan kalabalığını görebiliyorsunuz umarım. Aman dikkat edelim tabii bu canlı yayın heyecanıyla. Bir kaza olmasın. Bakın kalabalığı görebiliyorsunuz. Yani tabii cumartesi akşamı bu güzel havada. Gerçi Ali Morca yağış olacak diyor ama bize güzel geldi o hava. Yoğunluk söz konusu. Meteoroloji haklı çıktı ama Ali Morca haksız çıktı. Evet, devam edelim. Şu anda yolculuk yapıyorsunuz. Nereye gidiyor bu otobüs? Nereye gideceksiniz? Rejideki arkadaşlar bırak gitsin diyor. Evet. Çok kaptana eğlenceli, soran, çok güzel kaptan bir Bey, ekibimiz var biz? Bu arada. Kamera arkasında bu haberleri hazırlayan, bu yayını yapan. Biz tabii bu durakta duracağız. Bakalım bu durak yoğunluğuna bakalım. Evet, bu durakta ineceğiz. Sevgili kaptanımız çok güzel araba kullanıyor. Evet, kalabalığı görüyorsunuz. Sağ tarafta kaptan beni indiriyor. Birazdan. Çok teşekkür ederim. Kendinize bakın sevgili kaptanımız. Evet, sağ olun. Flash TV'den sevgiler. Evet. Görmüş olduğunuz gibi otobüsler evet, indi. Evet, inmeyi istemiyorlardı. Tekrardan kalabalığa giriyor durakta. Evet. İnanılmaz bir kalabalık var. Başka bir durak burası. Bir durak arası seyahat etmeme rağmen insanlar gerçekten ulaşıda zorluk çekiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten o kadar çok kalabalık ki burası. En yoğun saatleri değil aslında bu saatler ama mesai saati de bitti. Ama insanlar gerçekten evlerine gitmekte zorlanıyorlar. Taksi bulabiliyorlar mı? Neyi bekliyorlar? Alo orada. Otobüs mü bekliyorlar? Taksi mi bekliyorlar? Nedir bu yoğunluk? Evet Gizem Hanım, aktaracaklarım bu kadar. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Bir taksi bulabilir misin acaba? Taksi var mı? İstanbullular şikayetçi biliyorsun. Sesimi alabiliyorsan. Bir başka yayında görüşmek İstanbullular üzere. Çok şikayetçi bu konuda. Taksi bulamama konusunda. Neler söylersin bize? Soralım. Soralım burada hemen. Burada hanımefendi duruyor. Hanımefendiye soralım. Hanımefendi merhaba. Kolay gelsin. Ulaşımda zorluk çekiyor musunuz? Canlı yayındasın şu an. Konuşmak istemedi. Neyse. Başka bir taksiye sorarız. Binmek isteseniz mesela bir taksiye binebiliyor muyuz orada? Binebiliyor musun yani daha doğrusu? Hiçbir taksi göremiyoruz ortalarda. Şansa belki de takside Sayın İmamoğlu da çıkabilir. Ne güzel olurdu. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştirirdik. Şimdi bakalım neler yapıyor Ali Morca'nın bu macerasına bakalım daha doğrusu. Olan evet dinliyorum seni. Sıkılan vatandaşlar birçoğu eğlenmeye gidiyor, birçoğu işinden evine gidiyor. Sizin söylemek istediğiniz, evet Gizem Hanım. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela şimdi
İstesen taksiye binebilir misin? Şurada bir taksi görüyoruz, boş mu? Taksi sorunu hakkında neler düşünüyorsun? Mesela Dolmabahçe'ye gitmek istiyorum desen alacaklar mı? Bir deneyelim. Bir taksiyi çevirelim. Boş bulabilirsek tabii. Ben Dolmabahçe'ye gideceğim, kısa mesafeye gideceğim. Alacaklar mı Ali Morca, dener misin? Şöyle bir bakalım çevremizde taksi var mı, bulabiliyor muyuz? O çözülemeyen taksi sorunu çözülmüş mü? Evet. Hemen bakalım. Evet. Evet. Bir taksi. Bir taksi görüyorum orada. Evet. Bakalım bu saatlerde boş taksi var mı? Hemen bakalım. Üçüncü taksiyi görüyoruz. Hala boş. O dolu. Yok. Dolu geçti. Şimdi boş yakalarsam el kaldıracağım, hemen bineceğim. Aman dikkat et, ezilme tabii. Şimdi haber yapacağım diye haber aşkına başına bir şey gelmesini de istemeyiz. Gerçi sana bir şey de olmaz. Mücadeleyi seviyorsun ama olsun. Dikkat et. Evet, yok mu taksi ortada? Bakıyoruz, göremiyoruz. Taksi dolmuş var, otobüs var, kalabalık var. Taksiciler hep haklı diyordun hani. Ama bak taksi yok ortada. Demek ki. İmamoğlu, Sayın İmamoğlu haklı. Geldi. Taksi bulmak çok zor. Bakın taksi yok. Evet, akşamın bu saati. Beşiktaş'tan bir yere gideceksiniz. Yok. Durmadı. Doluydu. Ali, senden şöyle bir şey isteyeceğiz. Bir otobüse binip yolcularla bir röportaj yapar mısın? Eğer taksiye binemezsen. Bir otobüse bin, canlı yayında değerli izleyenler. Ekranlarını yeni açanları da söyleyelim. Canlı yayında şu anda. Ali Morca yollarda. Bir otobüse binip yolcularla konuş bakalım neler düşünüyorlar. İnanılmaz bir derecede trafik yoğunluğu yaşanıyor burada. İnsan kalabalığı, trafik yoğunluğu, trafik kalabalığı. Evet, Ali Morca takılamadı herhalde. Otobüse bin o zaman işte. Otobüse bin, röportajlar yap bakalım neler düşünüyorlar. Bir anda böyle karşılarında flash TV kameralarını görünce ne diyecekler? Evet, yolunu görüyorsunuz değerli izleyenler. Ali evet, taksiye binmemekte ısrarlı, otobüse de biniyor, yürüyor. Karşı şeride geçiyorum ben. Evet. Kalabalığın içinden geçtim farkındaysanız. Karşı şeride geçtim. Evet. Buradan nereye gideceksin? Nerede var burada otobüs durağı? Evet, şimdi karşı şeride gideceğim. Taksi çevireceğim. Bulabilirsen tabii. Bakalım taksi bulabilecek miyiz? Şu anda bakın bu dakikalar Beşiktaş, her İstanbul'un yaşadığı biçile. Sinan Paşa burası. Sinan. Evet, bilmiyoruz. Evet. Beşiktaş Meydanı geçiyor burası. Geçemiyor şu anda. Yoğun bir trafik yoğunluğu var. Görüyorsunuz. İnanılmaz yoğunluk var burada. Çünkü burada İstanbul'un en kalabalık semtlerinden bir tanesi burası. Evet, bir taksi gördüm. Hemen durdur taksiyi. Bir taksi gördüm. Evet. Evet. Durmadı. Durmadı. Boş durmadı. Muydu Ali? Boş muydu? Yapacak bir şey yok. Evet. Tüm İstanbul'un çilesini dile getiriyorsun şu anda Ali. Dolu geçti. Boş taksi arıyorum. Bulduğumda hemen bineceğim. Genelde İstanbul'da ulaşım sorunu yaşanıyor. Bu sorunun çözümü de İBB Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu soruna el atmalı. Bu sorunları çözmeli. Çünkü vatandaşlarımızı 16 milyon adına hizmet ettiklerini söylüyorlar. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İstanbul'un gerçekten trafik çilesi, trafik yoğunluğu, ulaşım sorunu gittikçe artıyor. Yani çileye dönmüş durumda. O zaman Ali Gizem taksi Hanım, bulamıyorsun şu anda. Evet. Çileye dönmüş durumda. Seni izliyoruz demek ki. İnsanlar gerçekten çok mutsuz, gergin, kimi işinden olmuş, kimi ekonomik zorluk yaşıyor. Evet, taksi bulamıyorsun şu anda, bize gözlemliyoruz. Demek ki Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu haklı. Burada da insan kalabalığı var. İnsan yoğunluğu var. Hem taksi bekliyorlar, hem otobüs bekliyorlar. Toplu taşıma da bekliyorlar. Evet Gizem Hanım, görebiliyorsunuz.
yoğunluğu. Evet, otobüse bin Ali. Senden otobüse binmeni gerçekten istiyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede yoğunluk var burada. Evet. Tamam, şuradan otobüse binelim. Taksiye binelim, otobüse binelim. Taksi evet, bulamıyorsun. Taksiye binsek daha iyi olur aslında. Bulamadığın için demek ki otobüse binmek gerekiyor bu noktada. Evet, evet, evet. Şu an bir taksi çevirdim. Taksiye bindim. Taksiye evet, bindim. Başardı. Taksi Ali Borca başardı. Soralım. Taksiye bindi. Ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi taksiye de binmeyi başardım. Evet. Ne söylemek istersiniz esnaf olarak? Esnaf olarak. Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Canlı yayındasınız. Işığı da yakalım şuradan. Olur. Şöyle açarsanız yani, maskenizi. Trafikten kaynaklı iş yapamıyoruz. Yani şu anda İstanbul'da taksi sorunu... Canlı yayındasınız şu an. İstanbul'da Flash TV'desiniz. Evet. İstanbul'da taksi sorunu yok, trafik sorunu var. Biz trafikten kaynaklı iş yapamıyoruz ama insanlar da taksi bulamıyor maalesef trafikten dolayı. Kısa mesafe, uzun mesafe yolcu seçiyor musunuz? Yok, hiç fark etmiyor benim için. Ama trafik olmasın yeter ki İstanbul'da. Yani taksi her türlü yetişir. Şu anda taksi sayısı yeterli ama trafikten kaynaklı taksi yetişmiyor maalesef. Peki, çok yoğun şikayetler oluyor taksiler hakkında. Ne söylemek istersin? Valla taksi yolcu seçenler cezalandırılmalı. Yani yolcu seçmemeli taksiciler ya. Bu işten ekmek kazanıyoruz sonuçta. Ekmek yiyoruz. Böyle yani. Ulaşımda vatandaş, İstanbul halkı sorun yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor ama işte dediğim gibi trafik kaynaklı. Yani trafiğe çözüm bulunduğu takdirde taksiye de çözüm otomatik bulunmuş olacak. Evet Gizem Hanım, görmüş olduğunuz gibi taksi esnafı da tesadüf denk geldim. Binebildim taksiye de. Evet. Trafikte ilerliyoruz. Taksi, evet, taksinin evet. Görelim. Kardeşimiz de Mustafa Kılıçmış. Evet, doğru. Görmüş olduğunuz gibi çok muhteşem esnafımıza benziyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Mustafa Bey, genel olarak ne söylemek istersiniz? Ya taksici esnafı yolcu seçmesin. Yani ben ayırt etmiyorum. Benim meslektaşım da bunu ayırt etmeden götürmeli. Bunun sorumlusu kimler sizce? Neyin? Anlamadım. Müşteri seçen taksicilerin sorumluları kimler? Ya bizim taksi şoförleridir ama ya onlar da trafikten illallah ediyorlar artık. Yani mecburen seçiyorlar. İş yapamıyoruz çünkü biz de trafikten dolayı. Yani iş yapıyoruz gözüküyor. Her taraf doğru, iş dolu ama yapamıyoruz maalesef. Para kazanamıyoruz yani. Ali, taksimetler ne kadar tuttu onu merak ediyoruz biz şimdi. Yağış da başladı. İzleyicilerimiz şu an İstanbul'da trafik yoğunluğu olduğunu özetliyor. Efendim? Evet, yağış da başladı. Ben şimdi taksiden inmeyeceğim. Taksici kardeşimiz beni tam motosikletimin yanına kadar götürecek, sağ olsun. Ücretini de ödemek karşılığıyla. Tabii. Kısa mesafe oldu. Bindim. Sağ olsun. Beni kırmadı. Direkt el ettim. Durduk yanımızda. Şimdi Gizem Hanım, görmüş olduğunuz gibi insan kalabalığına, yoğun trafiği, İstanbul Beşiktaş'tan söyleyeceklerim bu kadar Gizem Hanım. Siz devam ederseniz çok memnun olurum. Sormak istediğiniz sorularınız varsa cevaplamak. Evet. Şimdi tabii çok merak ediyoruz biz, ekip olarak taksimetreyi ödedi mi? Ne kadar tuttu yani? Seste kısa bir mesafe yaşıyorum. Ama. Kusura bakmayın, tam soruları bazen alamıyorum onun için. Evet, Ali'den son cevabı bekleyelim. Ali Morca her zaman böyle değerli izleyenler. Mücadeleyi seviyor. Macerayı da seviyor. Evet, canlı canlı trafiği gördünüz Beşiktaş Meydan'dan. Otobüs yolculuğu olsun, taksi yolculuğu olsun, Ali Morca yine mücadelenin peşindeydi. Daha doğrusu maceranın peşindeydi. Bakalım neler yapacak, haberleri, havadisleri o gelince alacağız. Biz devam edelim şimdi haberlerimizle. Gazi Mustafa Kemal.